Yine merhaba. 7 kırlangıç ömürlü şair Cemal Süreyya şöyle tanımlıyor onu. Adı Çetin'di. Soyadı Altan. Dobra söyledi, dobra baktı. Temiz kanla birlikte kirli kan, hepimizin kanı. Onda aktı. Evet, hayatı yazılarıyla, yazıları hayatıyla geçmiş bir yazar. Bu yana Çetin abiyle 98 yılında yaptık. Ama yine işte vatan haini, farklı şeyler söyleyen adam olarak algılanıyordu. Muradiye'de, Kayseri'de, Fatsa'da, Ödemiş'te, İzmir Eşrefpaşa'da ve mecliste. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca linç tehlikesiyle karşılaşır. Bir defasında İçişleri Bakanı Faruk Sükan, tipin kapatılması gerektiğini söyleyen konuşma yaparken, Çetin Altan da milletvekili olarak oturduğu koltuğundan o halde Anayasa Mahkemesi'ne verin der. Sükan'dan anlamsız bir yanıt gelir Çetin Altan'a. Sen vatan haini Nazım Hikmet'i beğenen adam değil misin? Bugün yaşasaydı yine başka bir Türkiye'yi de anlatırdı ama bakın bugünlerin Türkiye'si ve bugünlerin iktidarı gerçekten 100 yılın Türkiye topraklarındaki hikayelerinin en serti, en hukuk varmış gibi görünüp en hukuk dışı, yani özgürlükmüş gibi görünüp en aslında otoriter bir dönemin olduğu bir şey, bir çalışma. Yani 12 Eylül'de bile insanlar eylem yaptılar, aydınlar dilekçesi verdiler darbe koşullarında. Darbelerde bile tamam mı, insanlar sesini yükseltti. Binlerce insan tabii ki alçakça mahkemelere, cezaevlerine, hücrelere tıkıldı, idamlar edildi falan ama o başkaydı ama ne bileyim bugünün durumu ne biliyor musunuz? Alıştırdılar böyle artık insanlar sesini çıkarmak istemiyor, insanlar korkularla yaşıyor. Acaba bir sabah beni alırlar mı? Acaba bir sabah benim ofisime vergi dairesi gelir mi? İşimden olur muyum? İşimden atılır mıyım? İşe girebilir miyim? Bunlar yaşanıyor. Yani bir masumiyet çağından söz edemeyiz. Ben bu ülkenin ölmeye ve öldürmeye çok yatkın olduğunu düşünüyorum. Demiş ya Sabahattin Ali. Ölmenin ve öldürmenin çok kolay olduğu, işkence görmenin, hapse girmenin çok kolay olduğu topraklar burası. Darbe, şeriat, Kürt sorunu, AB, işkence, cezaevleri, IMF. Yıllar var ki Türkiye siyasi ekonomik krizlerin içindeydi. Koca bir toplum deniz tutmuşçasına sersemlemiş, herkesin kafası alabildiğine karışıktı. Pamuk kimi zaman anlattı, kimi zaman yazdı. Nereye, ne pahasına gidiyorduk, demokrasiyi ne kadar arkamızda bırakmıştık. Dünyanın bir köşesinde çıkan bir yazı, Türkiye'de iktidar meraklılarını ve otorite yanlılarını ayağa kaldırdı. Başlıklar atıldı. Utanmaz yazar. Türkiye'nin önemli dış siyasetini, önemli siyasi kararlarını getiren şeyleri eleştiren ya da devleti eleştirdiniz. Özellikle yurt dışında eleştirdiniz bakın. Size saldırılar. Yalnız köşe yazılarıyla değil, gazetelerin birinci sayfalarıyla da saldırılar. Benim öyle koleksiyonum var. İşte vatan haini, aramızda hain var, utanmaz yazar gibi benim tam sayfalık manşetlerim vardır. Bunları biriktiriyorum. Bunlarla poz vermek de hoşuma gider. Bir de telefonunuzu ele geçirden veya bu şekilde ele geçirdiğimiz ulan alçak vatan haini bilmem ne şöyle yapacağız sana geleceğiz bilmem ne gibi şeylerler vardır. Bir de böyle bir şey yapmışsanız eğer gazetelerde biraz sizi böyle manşetleriyle hedef olarak gösteriyorsa tabii ki sokakta yürürken tacizlere de uğrarsınız. Ama bunlar ben kendimi tarihli hissediyorum. Hep sevimli tacizlerdir. Bir kere mesela böyle bir yazı yazmıştım. Bir yerde Taksim'de büfede meyve suyu içip tost yiyordum ki bunu yapmayı çok severim. Birisi geldi, Orhan Bey bakın bu yaptığınız yazıyı sevmedim. Bizi böyle yurt dışında şey etmeyin falan filan. Ayrıca devletimiz de şöyledir, haklıdır, maklıdır gibi bir şey dedikten sonra affedersiniz şu kağıda imzanızı atabilir misiniz deyip benden imza istemişti. Bugünlerde sistematik, organik bir şekilde müthiş bir medya baskısı var. Ben o belgeselleri bu kadar özgür yapacağımı veya televizyonlara gireceğimi düşünmüyorum. Yani o söz konusu kanallara demek istiyorum. Farkı ne biliyor musunuz? O benim çok büyük kanallar dediğim, adını bile anmak istemiyorum şimdi. O kanalları ele geçirdiler. O ele geçirme hali basınla beraber, yazılı basınla beraber eldeki tarlayı küçülttü. Bizler bir şey ekiyoruz ya, yazı ekiyoruz, bereketli bir ürün çıksın diye. İnsanlar izlesin, okusun, dinlesin diye. o bereket azaldı. Bereketli topraklar azaldı. Sansürün her zaman olduğunu söylemeliyiz. Sansürün olmadığı dönem yoktur. Sansür ya da otosansür ya da bizim şirkete uymaz, bizim şirketin arkadaşı, bizim şirketle arası çok iyi bir bakanın gibi durumlar oldu. Ama bugünkü durum bambaşka bir şey. Bugünkü sistematik oldu, anlatabiliyor muyum? Biz bir iki kanal dışında Halk TV, işte Fox TV ve Tele1 dışında hiçbir yere bir şey yapamıyoruz. YouTube dışında, sosyal medya dışında. Yıl 1974. Türk sinemasının ufuklarında biriken bulutlar bulanık. Hayat siyah beyazdan rengarenk yıllara yol alıyor. Gazeteler birdenbire renkleniyor. Televizyon tek kanalı da olsa ekranlar renk katma çabasında. Fakat yine de bu ortamda kırmızı noktalı TV programları yok. Tuttu Frutti henüz gecekondu mahallelerine konuk olmamış. Silikon göğüsleri kadınların erkek dergilerini işgal etmediği yıllar. Ve Türk sineması müthiş bir seks furyasıyla sarsılıyor. 6 yıl sürecek bu furya ülke çapında bir seyirci patlaması getirecektir. RTÜK yoktu o zamanlar, Arzu Okay'ın yayınlandığı günlerde. Öyle bir kontrol mekanizması dedikleri şey yoktu. Ben de bu belgesellerde şunu söylemek istedim. O dönemin iktidarları, bakın enteresan bir şekilde, gençleri politikadan uzaklaştırmak, sokaklardan çekmek için, çünkü sokaklarda muhalif bir hareket vardı, öğrencilik zamanlarımı da hatırlayarak söylüyorum. Bu filmlere izin verdiler. Başta İstanbul'un Alkazar, Ankara'nın Dilbazlar, Adana'nın Al Saray sinemaları olmak üzere pek çok sinema vitrini Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak, Ayıkla Beni Hüsnü, 5 atış 25, Şipşap Basarım gibi cinselliği çağrıştıran afişlerle donatılır. Bol bol girecek, çıkacak ve parçalayacak cinsinden sözlerin kullanıldığı bu filmlere karşı uygulanan kontrol yöntemleri ise alışılmışın dışındadır. Birkaç salon baskını, 3-5 anlamsız davadan öteye gitmez yaptırımlar. Kuruluşundan bu yana ağır sansür baskılarıyla güdükleştirilen Türk sinemasının bu yeni ürünlerine takındığı liberal tavır sanki bilinçli bir politikadır. Evet. Şimdi adam dediğiniz gibi sağlık afişlerindeki memeyi bile kaldırıyor kendi gazetesinden, ilandan, utanmadan. Ama kusura bakmayın, yani şu anki kuşaklarda daha böyle baba ve annelerinden izin alarak flört edilebiliyorlar yani baktığınız zaman. Ve ona kimse engel olamaz hayatın dinamizmine. Anlatabiliyor muyum? Ya biz Afganistan olamayız, olmadık zaten. Bu adamların ona gücü yetmez. Senin kocan öyle şey yapma. Senin kocan ne yapar? Senin kocan hiçbir şey yapmıyor galiba. Kocan bir şey yapsa buraya gelmezsin zaten. Senden evde ilgilenirdi. Ben... Kız sen niye cevap veriyorsun bana? Sen bana neden cevap veriyorsun? Vallahi öldürürüm seni. Huysuzluğuyla belgesel yaptım. Bütün o sahnedeki bütün şovlarını tamamen böyle seviyorum. Ne kadar hoş espriler yaptı diyemem. Ama şöyle bir şey düşündüm, yani Huysuz'la ilgili, Seyfi Dursun'la ilgili. Çok zekice espriler yapıyordu o. Yani hep argoya sığınmıyordu, hatırlarsanız. Yani %30'unda argo vardı. Hatta %20'sinde o böyle kendine has şirin metaforik kelimeler kullanarak seyirciye, gazinodaki müşteriye ya da neyse ve televizyondaki işte oradaki konuklarına çok enteresan, ironik yanıtlar veriyordu. Ben onun zekasını seviyordum. Ve tabii ki onda da argo değil de hani şey derler, içinde erotizm kokan sözler vardı. Müşteriler arka masaları doldurmaya çalışır, sahnedeki kadından söz işitmemek için. Türkiye'de esprinin ağırlığı sekstir. Kan da olsa, gövde de olsa, hadise de olsa, 3 tane arkadaş kahvede oturdukları zaman kandan bir kere bahsederler 3 dakika, ondan sonra girerler sekse. Ama insanların buna da ihtiyaçları vardır. Bilmiyorum. Ayrıca benim söylediğim şeyler yaşam içinde var olan şeylerdir. 3 tane erkek kahvede oturup konuştuğu zaman ne konuşurlar zannediyorsunuz? Şu an yeni dönemde çok büyük bir mizah ustası göremiyorum, mizah yıldızı göremiyorum. Bir de yapamıyorlar işte. Onlar da otoritenin baskısı ya da otosansürle baş başalar. yapamıyorlar. Yani bakın Levent Kırca neler yaptı ya. Ekrandaki adam böylesine bir mizah cenneti olan Türkiye'de tabii ki şanslıydı. Malzeme o kadar boldu ki her 10 yılda bir tank sesiyle uyanılan ve bir anda radyo ve televizyon enflasyonuna uğranılan bir ülkede o adam ve arkadaşları tabii ki darbeyi de hiç verecekti. Eskiden bir tek televizyon vardı. Albaylardan biri gider televizyona bir el koyardı, iş biterdi. Şimdi öyle değil. Bir sürü televizyon var. El koymakla bitmiyor. Koy koy bitmiyor. Şu anda siz Tayyip Erdoğan'la ilgili şaka yapamıyorsunuz. Akbaba diye bir dergi vardı. Dönemin 5 liderini bikiniyle bir kapağa koydu. Bikinili. Erkek liderler. Bakın Türkeş dahil, Erbakan dahil, Demirel, İnönü vesaire. Hepsi o derginin kapağında bikiniyle vardılar ya. Yani cinsiyetçi olmayan çok ciddi mizahları da yapıldı. Demirel'in eğitimle nasıl dalga geçtiğini, eğitimi nasıl mahvettiğini diyelim anlatan gırgır kapakları hatırlıyorum ben, Oğuz Rallı. Bir yudum insan özel bir yolculuk daha yapıyor bugün. Öyle bir yolculuk ki içinde dünyanın bütün adamlarının dolaştığı, Türkiye'nin bütün siyasetçilerinin cirit attığı, enerjinin, maceranın, ödülün, alkışın, acının, andışlamanın, ölümün kıyısına dolaşmanın, mahkemelerin ve yalnızlaşmanın eksik olmadığı rengarenk ve uzun bir ekran yolculuğu. Bir haber koşucusuyla, bir ekran ustasıyla sıkı ama samimi bir yolculuk. Mehmet Ali Birand'la. Evet, Birand'ın çocuk zamanlardan günümüze uzanan ilginç ama sahiden ilginç yaşam öyküsünü sunuyoruz sizlere. Ben bugünün kuşaklarına 45 dakika boyunca Rıfat Ilgaz ve Orhan Veli anlatsam sıkılabilirler. Biliyor musunuz? Ama benim kendi kuşağıma 90'larda Orhan Veli hayranlarına, Nazikbet hayranlarına 2 saat konuştuğumu hatırlıyorum. Sıkılmadılar, sıkılmazlar. Ama şimdiki kuşaklar 4 dakikada bana sun ve git diyor. Çekil önümüzden. Ben buna kırmızı çizgi diyorsanız buna itiraz ediyorum. Benim izleyenler tamam 70 dakika olmayıversin ama bir 30 dakika izlesin be yavrucuğum. Ben de bu programın hastasıyım. Kendi kendime diyordum acaba ben de bir gün çıkabilir miyim diyerekten bugün çıktım. Ya bu iltifat olmadığını hissediyorum. Ne kadar güzel. Yok yok hakikaten ya. Çok doğru. Hoşuma gitti yani, ya. Çünkü insanların biz hepimiz böyle günlük bir şeyin içinde yaşıyoruz. Hara görenin içinde yaşıyoruz. Böyle oturup da biraz sakin, ya sen kimsin diye sormak istiyor ve o soruların yanıtlarını arıyor insanlar. Hikayesi çok olan insanların belgeselini yapıyorum ben. Sadece hayat öyküsü yapmıyorum ki, Wikipedia değil benim alanlarım. Ben macerası olan, baskıya uğrayan, başarıya ulaşan, işte büyük travmalar yaşamış, hapislere girmiş ya da hapislere girmese de büyük şiirler, büyük filmler çekmiş, onun karşılığında sansüre uğramış. Neyse işte bir macera ve bir hikayeler zincirini anlatıyorum ben. Şimdi bunları 5 dakikada anlatabilir misin? 4 dakikada anlatan anlatsın yani. Ben ömrümün sonuna kadar biraz daha içime sinerek anlatacağım. Hikaye bu.